Pendik Kent Konseyi 2021 yılı seçimleri olağan kurula hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanımız Sayın Süleyman Yılmaz Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kent Konseyimizin olağan seçimi genel kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Covid-19 pandemisi maalesef ülkemizde ve kentimizde sevdiklerimizi bizden ayırdı. Hepsine Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bilindiği üzere Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu 76. maddesine göre kurulmuş, çalışma usulü ve esasları daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından, 2019 yılında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliğiyle belirlenmiştir. Bu yönetmelikle Kent Konseyleri'nin görevleri, çalışma etkileri ve organları tanımlanmıştır. Kent Konseyimizin çalışmalarına gönüllülük esasıyla katkı sağlayan ve sahip çıkan tüm Pendikli hemşerilerime Kent Konseyi gönüllülerine şükranlarımı sunarım. Yeni dönemde görev alacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden en samimi başarı dileklerimi sunarım. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Başımızın tacı hanımefendiler, beyefendiler. Bu seçimli genel kurula hepinizin teşviklerine dolayı teşekkür eder. Bu divan başkanlığını da yine bize tevdi ettiğiniz için teşekkür olduğumuzu size arz ederim. Şimdi değerli kadim dostum, Belediye Başkanı Ahmet Bey'i ben konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Süleyman Bey bir açık konuşması yaptı. Aslında çok özet geçti. Muhtemelen yaptıkları ile ilgili faaliyet ve kurum sunumunda çok değerli hizmetlerin olduğunu orada göreceğiz. Biz de mümkün olduğunca, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Başından beri söylediğim gibi kent konseyleri bizim bana göre kentin en üst istişare organı olarak görüyorum ben. Kentlik bilinciyle ilgili de İstanbul'da herhalde, bilmiyorum kaymakam olarak katılır mı, en rahat uygulayabileceğimiz ilçe olarak da ben diye görüyorum. Yani genç sayımız çok. Şu anda son verilere göre Pendik'in 19 yaşın altında 220 bin genci var. 220 bin genç çok ciddi bir rakam. Gönül belediyeciliğini mutlaka Pendik'te ihdas etmeyle ilgili düşüncemiz vardı. Bunu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızla beraber oluyoruz, esnafımızla beraber oluyoruz, sanayicimizle beraber oluyoruz. Sanatçısıyla beraber olmaya çalışıyoruz, STK'larımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca da böyle bir özelliği Pendik'e oturtmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu zannediyoruz. Yeni göreve gelecek arkadaşlarımızın da hayırlı hizmetleri yapacağından eminim. Bu noktada katılımınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun. Sivil bir platformun aslında Kent Konseyi'nin toplantısı için, genel kurulu için bir araya geldik. Onun için de böyle sivil giyinip geldim. Yaklaşık 8 ay oldu ben Pendik'te göreve başlayalım. Bu süre içerisinde genel olarak yani edindiğim izlenimi sizlerle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Nedir? Geldiğimden beri herkes de böyle bir Pendik'te olma mutluluğunu ve gururunu gözlerinde hissediyorum. Ya bizim Pendik başkadır diyor herkes. Bayan olmak bir açıdan dikkat çekiyor, eyvallah. Ama aynı zamanda da bir hata yaptığınızda hemen o da dikkat çekiyor. Onun için çok böyle aslında böyle bıçak sırtı bir şey. Bayan olmak hem avantaj hem dezavantaj. Ama bunları bir avantaja çevirmek istiyorum ben Pendik açısından düşündüğümde. Pendik çünkü geldiğimden beri onu görüyorum. Hiç olumsuz bir tepki vermedi. Vatandaşımız için çalışıyoruz. Pendikli hemşerimiz için çalışıyoruz. Bu bilinçle çalıştığımızda zaten hem hakkın rızasını kazanmış oluruz hem de halkımızın rızasını kazanmış oluruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hem başkanımıza
Biliyorum bayağı çok güzel çalışmalar yaptı. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine, ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız da sahada bizlere çok büyük destek verdiler bu pandemi şartlarında. İnanılmaz gayretler gösterdiler. Onlara da buradan minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dilerim başkanımız devam eder, gönlümüz sizden yana. Ben sevgiyle saygılarımı sunarak tekrar çok teşekkür ederim. Kürsüye davetlerinizden dolayı. Sağ olun, var olun. Burada daha bütün faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatamadığım zaman ekranı kullanmak açısından. Ama bütün arkadaşlarımız imkanlar ölçüsünde, zaman ölçüsünde ve pandemi koşullarında dikkat alarak her türlü çalışmaları gerek meclislerimizde, gerek çalışma gruplarımızda yaptılar. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Divana sunmak üzere başkan ve yürütme kurulu listesi aşağıda sunulmuştur. Pendik Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu listesi. 1. Süleyman Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı. 2. Aytekin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü. 3. Ethem Aksoy, Pendik Sanayi Sitesi Derneği Başkanı. 4. Serdar Özalkak, PFM Başkanı. 5. Muhammed Gülenç, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı. 6. Suat Dağ, Sapanbağları Mahalle Muhtarımız. 7. Kurbani Kara, Harmandere Mahalle Muhtarı. 8. Erkan Yurtsever, Trabzon Düzköy Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı, Pendik Spor Yönetim Kurulu Üyesi. 9. Abdülkadir Coşkun, Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü. 10. Feriha Gülzar Kurt, Kadın Meclisi Başkanı. 11. Mesut Kesik, Gençlik Meclisi Başkanı. Divana sunulan bu listeyi siz kıymetli hazırlığın oylarına sunuyorum. Kabul edenler hayırlı uğurlu olsun, kabul edilmiştir. İnşallah güzel çalışmalar devam dileriz. Biz de Gençlik Meclisi olarak birçok faaliyette bulunduk 2019-2021 arasında. İnşallah bu kalan 3 yıllık süre boyunca da daha faaliyetlerimizi arttırarak pandemi malum yumuşama sürecine girdi. Daha etkin bir şekilde meclisimizin faaliyetlerini yapacağız. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kent Konseyi logosunun yenilenmesi teklifi de oynanmazsa öyle bir çalışmamız var mı Sayın Başkan? Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu temsilcisi Murat Gümüş. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni yönetiminizin de hayırlı olmasını diliyorum. Ben logo konusunda bir tavsiyem olacak. Pendik Kent Konseyimizin belirleyecek yeni logosunun bu kentteki Pendik ilçemizin değerleri sabit tutularak bir ödüllü yarışmayla sonuçlandırmasını teklif ediyorum. Bunu belirtmek istemek için söz hakkı aldım. Teşekkür eder, saygılarla sunarım. Mikrofonu kaymakam alma verir misiniz? Şöyle yapalım isterseniz. Her iki teklif de çok kıymetli gerçekten. Gençlerimizin katılımlarıyla bir yarışma yapalım. Burada da grafik tasarımla ilgili hocalarımız var, çok kıymetli hocalarımız var Milli Eğitim bünyesinde. Sanatsal açıdan hem de Pendik'i temsil noktasında bir bilim kurulu oluşturalım. O bilim kurulumuz da en iyisini değerlendirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok mantıklı. Ahmet Başkanım ne dersiniz? Yani bu şekilde, o zaman bunu bu şekilde not ediyoruz. Öncelikle muhtar arkadaşlarım beni buraya layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum onlara. Her yediği yoğurt yiyişi farklı ama kaymakamımı çok takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Her zaman da bizim yanımızdalar. Bizlere her zaman destek veren, başta belediye başkanımız Sayın Ahmet Çin'e, Pendik Kent Konseyi Başkanımız Sayın Süleyman Yılmaz'a, huzurlarınızda Pendik Kent Konseyi Tecrübeliler Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Pendik Kent Konseyimizin hayırlı olmasını diliyorum. Adettendir. Son olarak ben heyetimizi davet edeyim. Bir fotoğraf alınsın. Kaymakamımız, belediye başkanımız burada. Hepinize teşekkür ediyorum.